Aferin kızıma benim, aferin. Aferin kızıma be. Ver. Tut, ağla tut hadi. Tut. Aferin kızıma. Tut. Aferin. Getir. Yakala. Allah'ım gidiyor ya. Çok tatlı. Biz ikinci işe gidelim. Alıştık tuvalet. Tamam. Ama bazen iki ayda boy alma derecesini. Ya diye. Ya onu diye. Akşama kadar böyle sevdirsin kendini, değil mi? Hadi gel. Al bakalım. Evet, yeterli. Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında bakım evlerine rehabilit etmek üzere aldığımız köpeklerin tekrardan alındığı ortama bırakılmasının yasak olmasından dolayı başkanımızın da 23 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşmış olduğu yaşamı sahiplen destek büyükşehirden kampanyası kapsamında sahiplendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda belediyemiz MESKİ Genel Müdürlüğü ve belediyeye bağlı iştirak şirketlerinin yerleşkelerinde bulunan alanlarda en az birer tane köpek sahiplendirmesine yönelik çalışmalarımıza başladık. Bunun yanı sıra bireysel sahiplendirmede de yıllık bazda baktığımızda aslında bu oran son derece düşmüştü. Ekonominin de kötü gitmesinden dolayı Ağustos ayı başına kadar toplam 300 civarında bir kedi ve köpek sahiplendirmesi mevcut iken şu an ciddi bir artış var. www.sahiplenmersinbel.tr sayfasında yaptığımız güncelleme ile hem sahiplenmeye uygun kedi ve köpeklerin yavru yetişkin olarak görsel ve hayvanlara ait bilgileri içeren güzel bir sayfa hazırladık. Bu sayfa içerisinde aynı zamanda bu kampanyamızdan da bahsetmekteyiz. Halkımızın bu konuda bilgi sahibi olduğunu görmekteyiz ve çok sayıda vatandaş köpek sahiplenmek için, bu kampanya kapsamında köpek sahiplenmek için bakım evimize gelmekte. Genelde zaten köpeklerin, özellikle köpeklerde mama sorunu ve veteriner hekim ücretleri, ilaç ücretlerinin pahalı olmasından kaynaklanan sorunlardan dolayı insanların hem köpek sahiplenme sayısına ciddi bir azalma vardı, aynı zamanda sahipli olan köpeklerine maalesef bakım evlerinde terk edilmesi ya da sokağa terk edilmesi söz konusuydu. Bu konuda vatandaşımız kampanyadan son derece memnun. Bir hafta önce Barınak'tan Mersin Barınağı'ndan sahiplendim. Rottweiler olarak cinsini, köpeğimi. Çok memnun kaldım oradaki arkadaşların ilgisinden, hocalardan. Şöyle de bir durum var. Mama desteği verdiler. 2 yıl boyunca aşı, herhangi bir sorunda ameliyat desteği vereceklerini söylediler. Hayvan besleyemeyecek arkadaşların, durumu olmayanlar için çok iyi bir durum. Yarım saat barına dolandım ben. Köpekleri sevdim biraz orada.
Rose'u gördüm. Rose'a bir hani bana gelişi, bakışı, hani bir sıcaklık hissettim orada. Bunu sahiplenmek istedim orada. Çok sakin bir köpek. Evin içine hani diyorlar beslenmeyecek bir köpek, büyük ırk olduğu için. Biraz da hırçın olduğu için. Aslında yetiştirme tarzına bağlı. Görüyorsunuz mesela hiçbir zararı yok. Ne geldiğinde size bir havlaması, saldırması yok. Çok uysal ve çok akıllı bir köpek. Şu anlık bir sıkıntı yok. Herkese çok iyi anlaşıyor. Şimdi mesela benim durumum yok ama ben hayvan gerçekten de çok seviyorum. Ama bir aşı mesela 600-700 lira şu an. Bu teşvik ediyor insanlara, eder yani. Şimdi gittiğimde mesela barınağa gezdim. Her yerde çalışanlar, yardımcı olmaya çalıştılar. Bakıyorum mesela temizlikler, maması. Yani barınak çok geliştirmiş yani, temizlemişler. Gerçekten bu konuda hayran kaldım yani barınağa. Hijyen olarak gerçekten çok temizdi. Hayvanların kaldığı kafesler, ilgi, oradaki çalışanların ilgisi güzeldi. Yaklaşımlar sıcak kanlıydı. Hocalarımız da aynı şekil. Gerçekten çok memnun kaldım. Bundan önce iki tane köpek satın aldım. Yavruyken besledim. Aslında biz onların ticaretine ön ayak oluyoruz. Yani bu sefer hani yardımcı olmuş oluyoruz. Ama barınaktan gerçekten sevgiye muhtaç hayvanlar var. O da bizim evladımız şu an. Evimizin yeni bir üyesi. Ve alıştık, görüyorsunuz. Yani bir aramızda şey oldu. Sıcaklık oldu. Küçük ırk, büyük ırk fark etmeksizin yani yetişme tarzına bağlı ya. Yaklaşım tarzına bağlı bence. Rose'u sahiplendiğimiz için ailecek çok mutluyuz. Bize bir şu an can oldu. Bunun için çok mutluyuz ailecek. Başkanımız Vahap Seçer'e şu konuda çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Bu başlattığı kampanya dolayısıyla Rose gibi birçok hayvan hani yeni ev sahibi olacak. Hani gerçekten çok güzel bir proje. Bunun için Başkan Vahap Seçer'e çok çok teşekkür ediyorum. Biz zaten aile olarak hayvanları seven bir aileyiz. Halihazırda bakmakta olduğumuz bir 6 yaşında bir oğlumuz var. Son zamanlarda bu hayvanlarla ilgili çıkan bir yasa vardı. Bu açıkçası bizi tekrar bir hayvan alıp en azından bir hayvanın daha hayatını kurtaralım düşüncesi bizi barınağa götürüp Molly gibi bir kızımızı tekrar sahiplenmek istedik. Yani birinin de hayatını kurtaralım dedik açıkçası. Evet, şimdi bir kere şunu söyleyeyim, çok düzenli bir yer. Ve çalışan insanlar çok alakalı, sizle ilgileniyorlar. Gördüğüm kadarıyla bütün hayvanların bakımları, aşıları, şunları bunları tam olarak yapılıyor. Ve ben çok sevdim açıkçası. Yani oradaki çalışanların ilgisinden, alakasından çok memnunum. Ve şu da var. Hani biz Molly'yi sahiplendikten sonra mesela diğer hizmetleri de benim çok hoşuma gitti. Onları bilmiyordum ama mesela aldıktan sonra tekrar istediğiniz takdirde gidip orada bakımlarının yapılabiliyor, aşılar yapılabiliyor. Diğer veterinerlerde mesela özel veterinere gittiğiniz zaman %25 indirim yapılabiliyor. Sokak hayvanları bir can sonuçta. Biz Allah'ın verdiği canı ancak Allah'ın alacağına inanan insanlar olarak sokakta yaşayan canlıların hepsine sahip çıkmamız lazım. Ama bunu bireysel olarak biz fazla yayamadığımız için belediyenin yapmış olduğu bu çalışma da gerçekten çok iyi. Ve çok büyük kitlelere de ulaştığını düşünüyorum. İmkanı olan herkesin sadece köpek değil, kedi de olabilir, kuş da olabilir. Yani bir canlıya sahip çıkmalarını, gerçekten onlara bakmalarını ve biz bunu yaparak gerçekten manevi bir haz alıyoruz. Biz gerçekten yastığa kafamızı koyduğumuz zaman rahat uyuyabiliyoruz. Bir can kurtarıyorsunuz sonuçta. Yani bu tek bir kişinin yapabileceği bir şey değil. Ancak toplum olarak biz buna el attığımız zaman her şey daha güzel olur diye düşünüyorum yani. Kızım, aşkım.